Selamlar, nasılsınız? Bugün Çeşme Kleopatra plajına gideceğiz. Güzel bir video olacağını umuyoruz. Önce Çeşme'ye gidiyoruz ilk hedef olarak. Ekibin geri kalanıyla buluşuyoruz. Benim Bani ile Maestro'yu alıyoruz. Sonra eşyaları, her şeyi, meşrubatları yüklenip Alaçatı Kleopatra plajına gidiyoruz. Şimdi diyeceksiniz, o kadar yer varken neden Çeşme Kleopatra plajı? Geçen hafta okulun teknesini bir etkinlik için transfer ettik oraya, getirdik falan derken orada bir iki gün geçirdik. Çok keyif aldık ama tam deneyimi yaşayamadık. Hem sizlere bir video çekmek için hem de şöyle karadan gelindiğinde nasıl bir deneyim sunuyor Kleopatra plajı, onu iyice böyle test etmek için gidiyoruz. Beklentimiz güneş, güzel, keyifli bir deniz, birazcık belki bir dolanma kayaların arasında, böyle bir işte denize girme falan, dalma etme, sonrasında dönüş. Bakalım nasıl olacak, haydi dilerseniz yapıştıralım gidelim. Partiyi kurduk. Hazırız. Sandalyeler, buzluk, meşrubatlar. Eksiğimiz var mı maestro? Almaya gidiyoruz. Eksikleri de artık marketten. Haydi hadi. Haydi, çok sıcak, çok. Evet, Alaçatı merkezden aşağı yukarı 15 dakika. Delikli koyu geçtikten sonra iki koy sağda. Zaten siteler karşınıza çıkıyor. Şöyle bir durum var. Biz şu an bayağı uzaktayız. Buraya kadar arabalar park etmiş. Muhtemelen bir otopark sıkıntısı var. O yüzden siz de bizim gibi ilk koyduğunuz yere bence aracınızı bırak, rahat edin. Şimdi biz eşyaları alıyoruz. Obamızı taşıyoruz. Ya bunun kalabalığını yapacağım ben. Kamp kurulur mu, çadır kurulur mu, yazıyı gördünüz. Kamp kurmak, çadır kurmak yasak Kleopatra plajında. Plaja inen yol da hafif yokuş, inerken sıkıntı yok ama çıkarken böyle tatlı bir kapı taş gibi düşünebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şöyle bir yoldan iniyorsunuz. Bakın şöyle şuradan aşağı iniyorsunuz. Biraz da çok hafif merdivenli fakat mekan bu. Kleopatra plajı hemen arkamda görüyorsunuz. Mekana geldik. İlk izlenim hemen şöyle söyleyeyim. Harika. Ufak, kalabalık olmayan bir kaputaş gibi düşünebilirsiniz. Kaputaş plajı. Tam onun karşılığı değil. Kumu, beyazlığı, rengi. Tamam, kabul ediyorum ama yani yokuş aşağı güzel, tatlı bir ufak koy. Çok hoş. Araba gelmesi yasak. Delikli koyun aksine. Güzel. Neden güzel diyeceksiniz. Çünkü plajda sadece plajda olanlar var. Ne müzikler, kamyonetlerle hiç kimse yok. O açıdan iyi. İlk izlenimler güzel. Benim bulunduğum bu nokta bayağı yukarıda. Fotoğraf çekecekseniz bol bol orayı kullanabilirsiniz. Çok Instagrammable bir köşe. Öyle söyleyelim. Moda tabirle. Yalnız gördüğüm kadarıyla bakın, gölge yok. Şimdiden uyarıyorum. Bizim obamızı kuruyorlar şimdi bizimkiler. Ben de aşağı ineyim. Bir bakalım suyun tadına falan, bir bakalım. Yol nasıl? Bak şimdi onu soracaksınız. Delikli koyu geçtikten sonra yol biraz bozuk. Bir de daralıyor. Virajlar fazla. Hani ilk defa gelenler ya biz nerelere geldik diyebilir. Panik yok. Devam edin Delikli Koy. Zaten Delikli Koy neresi diye soruyorsanız şöyle söyleyeyim. Alaçatı plajlar bölgesini geçtikten sonra böyle bir yerde kenarda deli gibi yüzlerce araba göreceksiniz. O sırada sola bakın, o gördüğünüz yer Delikli Koy. Delikli Koy'u geçtiniz, Club Zigana'yı geçtiniz, Hibibik Beach Club'ı geçtiniz iki koy arkadaki. Sonrasında sitenin arasından tabelayı koyacağım, oradan buraya gelebilirsiniz. Hadi sustum artık, tadına bakalım şuranın. Bakın Çeşme Belediyesi tekrar uyarıyor. Çadır kurmak, kamp yapmak yasak. Tekrar size söyleyeyim ben de. İşte az önce bahsettiğim merdivenler de bunlar. Aşağısı da meşhur Kleopatra koyu.
Evet, bir önce geldiğimde burada arka tarafta oturan bir arkadaşım benim bu konuda uyarmıştı. Ya bu kampçılar, çadırcılar gelip ateş yakıyorlar, kum zambaklarının üstünde çadır kuruyorlar. Plajdaki kum zambaklarının sayısı azalmıştı diyordu. Buyurun, sizin için o uyarıyı da çektim. Şöyle de göstereyim. Kum zambağı hangisidir, nedir diye soracak olursanız, bakın aman diyeyim, böyle bunları ot diye basıp geçmeyiniz. Bunlar nesli tükenmekte olan son derece kıymetli bitkiler. Öyle söyleyeyim. Hani yıkılıyoruz ya, vatan sevgisi falan. İşte vatanı sevmek, vatanda yetişen çiçekleri sevmeyi de gerektirir. Güzel laf. Hadi gidelim. Ya bir iki saate toparlar diyeyim ya. Tesisimizi kurduk. Misler gibi. Denize de çok yakınız. Bu arada hemen şunu söyleyeyim. Herkes son derece mesafeli. Öyle kimse dip dibe girmiyor. Süper. Aşırı müthiş bir kalabalık yok. Hatta şöyle söyleyeyim. İlk izlenim, ilk hissettiklerim. Yani böyle yurt dışında Yunanistan'daki plajlar gibi. Onun ufağı tabii. Orada biraz daha büyük olduğu için daha uzakta duruyoruz. Güzel. Çok kalabalık değil. Hafta içi geldiğimizi de hatırlatayım. Hafta sonu ölümdür. Kleopatra koyunun plajının en ucundayım. Şuradan sonrası artık şöyle arkamda görüyorsunuz. Taşlı kayalı. Şöyle komple bakın buradan oraya kadar plajı burada görüyorsunuz. Az önce iki hanımefendiyle konuştuk. Buranın sakiniymiş, yerlisiymişler. Yaklaşık 15 yıldır buradalarmış. Diyor ki buranın adı güvercinlik koyudur. Zaten şuradan görüyorsunuz değil mi o falezleri? O ufak ufak her yerde oyuklar var. Ve o oyuklarda biz şey diyorduk tekneyle geldiğimiz. Ya burası bayağı kuş yuvalı falan bir yer gibi değil mi diyorduk. Nitekim güvercinlik koyuymuş. Diyor ki hanımefendi. Medya buraya Kleopatra adını koydu güzel plaj diye. Ya biliyorsunuz Kleopatra plajı kardeşler pide salonu gibi. Ben sadece 4 tane biliyorum Türkiye'de Kleopatra plajı. İnanın yani Kleopatra o kadar Kleopatra plajı olduğunu bilmiyordu. Yüzme deneyimi, deniz deneyimi nasıl? Genelde şuralara kadar yani genel olarak dibi kumlu taşlı ama çeşme altı gibi bir taş yok. Hemen şöyle göstereyim. İri taşlar var. Bakınız şöyle görüyor musunuz? Ancak plajın şu tarafından itibaren daha böyle kumlu kumlu, daha tatlı, rafine. Yani ayağınızı hani deniz kestanesi, ayakkabı gerekir mi? Gerek yok. Çok rahat bir şekilde normal çıplak ayaklarla girebilirsiniz. Su soğuk mu? Güzel soru. Şöyle, şimdi ben tekneden girdiğimde çivi gibiydi. Hatta öyle dedim. Fakat kıyıdan girince kabul edilebilir bir serinleme var. Yani şöyle söyleyeyim. Çeşme altına göre birazcık serin. Urla kum denizine göre biraz serin. Ama mesela Alaçatı Delikli Koy'dan biraz daha sıcak geldi bana. Ya da aynıdır muhtemelen. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bunun iki koy yanı Alaçatı Delikli Koy. Muhtemelen orada yani diyelim. Teos'tan sıcak. Efendime söyleyeyim. Ramon'un yeri İzmir'in yerlisi çok iyi bilir. Ramon'un yeri yani Akkum'dan biraz daha sıcak. Ama özetle şöyle söyleyeyim. Alaçatı'nın güneyi yani bu taraf. Buradan Urla Altınköy, Şengönül Koyu, Kokar Koyu, Merdivenli Koyu, Nergis Koyu, Delikli Koy hep aynı deniz. Yani şöyle söyleyeyim yarım derece fark eder etmez. Şengönül söylüyor. Ben deniz doyamadım. Müsaadenizle bir daha bir denize girmek istiyorum. Deniz güzel, tertemiz, billur. Ya şu plajın diğer tarafına niye gitmedin falan diye soracaksınız biliyorum.
O yüzden gidiyorum. Nasıl? Çok güzel ya. Dover'ın beyaz kıyıları. O ne diyorsunuz? Tamamen cahil adamın yorumu. Şu o beyazlı böyle şuradan görüyorsunuz böyle tıraş köpüğünün böyle böyle olması gibi kayaları görüyor musunuz? Muhtemelen tamamen cehaletimle analiz yapıyorum. Bir kireç taşlı bir oluşum var. Ve zaman içerisinde rüzgardır, dalgadır falan filan onlarla da aşınmış tatlı tatlı böyle falezimsi kaya kıyı yapıları oluşmuş. Çok güzel. Bu arada plajın en sonuna da geldik. Plajın kumu nasıl? Harika, incecik, çok tatlı, yumuşak. Sizi rahatsız etmeyen bir kumu var. Kleopatra koyununda peki deniz derin mi diye soracaksınız. Şöyle altın kum, altın köy, Ilıca kum denizi gibi değil. Evet çok derin, aniden hızlıca bir derinleşme yok, doğru. Fakat şöyle söyleyeyim, buyurun. Bakın. 2 metre hizadayız. Belimize kadar su geldi. Yani çok sığ değil ancak şuralarda, tam şuralarda biraz daha tatlı bir sığlaşıyor. Ha diyeceksiniz ki çocuklar için uygun mudur? Uygun, hiç sıkıntı yok. Yani öyle bir gümüldür ürkmez plajlarındaki o böyle aniden haşince artan derinlik şeyi yok. Sıkıntı yok. Deve güreşi yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz ya. Yapmasanız daha iyi ama. Yapabilirsiniz. Suda oyunlar oynanabilir. Zaten şöyle gösteriyorum. Arkamda beline kadar suda dışarıda olanları görüyorsunuz değil mi? Bakın. Ya, dolayısıyla olur olur. Olmaz diye bir şey yok. Ama neyini çok sevdim? Şimdi şöyle. Yüzmek isteyenler için de yeterince derin. Yo ben yüzmek istemiyorum ha. Öyle biraz gezinmek istiyorum insanıysanız. Sizin için de yeterince sığ diyebilirim. Ya şimdi diyeceksiniz ki mesela günün en uygun saati burası için neresidir? Ben size söyleyeyim ya sabah çok erken yani güneş henüz şuradan yükselmeden ya da tam şöyle gösteriyorum. Güneş şu tepeyi hemen geçtiğinde. Şu an saat kaç? 7. En iyi zamanı 7. O yüzden buralarda oturanlar çok şanslı. Akşam suyuna buraya gelirseniz bu kardeşinizi kulaklarını çınlatırsınız. Yalnız bir like'ınızı alırım. Evet, denize de girdik, zaman da geçirdik, dolaştık, yürüdük, gezdik. Şimdi son tahlilde. Çeşme, Kleopatra koyu. Kimler için? Günübirlik, kendi gölgeniz varsa, kendi meşrubatınız varsa, kendi buzluğunuz, sandalyeniz, havlunuz, şemsiyeniz vesaire varsa ki sizler için uygun. Kimler için uygun değil. Ben müzik istiyorum, ben tesis istiyorum, ben duş istiyorum, ben tuvalet istiyorum insanıysanız, ben gittiğim yerde işte 4 saat, 5 saat, 6 saat, 100 saat kalırım insanıysanız muhtemelen burası sizi mutlu etmeyecek. Onu söyleyeyim. Burası biraz daha böyle geldim. Harika bir plajda zaman geçirdim. Biraz işte oturdum, ettim, dinlendim. Geri döndüm plajı. Özel ekipman ne gerekir? Sandalye, gölgelik ve bol soğuk su, meşrubat vesaire. Yakınlarda bir bakkal, tesis vesaire yok. Buraya geldiğiniz zaman suyunuz, yemeğiniz, içmeyiniz falan her şeyi yanınızda getireceksiniz. Su sporu yapılır mı? Valla sapınız varsa, deniz yatağınız varsa, su yatağınız varsa, botunuz varsa... Buralardan, şu burunlardan şöyle göstereyim. Şu burunun iki arka koyu delikli koy.
veya bu taraftan tatlı tatlı kıyı kıyı gezebilirsiniz. Şengönül puanı, Güven Şengönül buraya kaç veriyor? Şimdi şöyle, deniz harikulade tertemiz. Biraz serince tarafta kalıyor, şimdiden söyleyeyim. Altınköy'ün suyunu soğuk buluyorsanız burası da sizin için soğuk. Piknik, semaver, çay, mangal, mangalda tavuk kanat falan, no 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 no. Öyle bir kafanız varsa, öyle bir beklentiniz varsa buraya 10 üzerinden 1 verin. Burası öyle bir yer değil, hemen söylüyorum. Doğal güzellik, manzara diyecek lafım yok değerli arkadaşlar. Yani Çeşme Alaçatı'da şu kalitede bir doğal güzellik. Bugün tabii çok şanslıyız, hava da çok iyi. Şu kalitede bir deniz. Doğal güzellik 10 üzerinden 9 veriyorum. Hatta 8, 9 diyelim hadi. Bir puanı nereden kırdın diyeceksiniz. Hemen şurada bir tane site var. Çok bakir bir yer değil, o anlamda söylüyorum. Çünkü bir önce geldiğimizde buraya atmat soktu influencerlar. Anlatabiliyor muyum? Yani yanlış insanlar tarafından ünlü olmuş bir yer olduğu için oradan 9 bir puanı kırdım. Derinlik, su, kum vesaire. Altın kum, Ilıca plajı, Çiftlik köyü, efendimizin kum denizi kalitesinde bir kumluk alan arıyorsanız burada hayal kırıklığına uğrayacaksınız. 6 veriyorum o anlamda. Taşlı kumlu bir yer. Hadi 7 olsun suyu güzel diye. Buranın esas saati ya sabah 11 öncesi ya da akşam 5 sonrası, 6 sonrası diyebilirim. Özetle Kleopatra plajı böyle bir nokta. Biz çok keyif aldık. Hazırlıklı da gelmiştik birazcık. O yüzden acayip mutlu olduk. Umuyoruz siz değerli izleyicilerimiz de bizler kadar keyif almışsınızdır. Umuyoruz sizlerin soru işaretlerini bir nebze olsun cevaplamışızdır. Bu deneyimi sizlere yaşatmışızdır. Bu videoda burada sona eriyor. İnanmıyorsunuz, söz veriyorum bu sefer bitecek. Şu harika havada, şu sakinlikte tatlı tatlı bitiriyorum. Sizleri çok seviyorum, öpüyorum. Kendinize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay. Bakın, kaldığımız yeri görüyor musunuz? Şurası. Niye çekiyorum bunu? Hiçbir şey bırakmadık. Bilmem anlatabildim mi? Hiçbir şey bırakmayın lütfen. Çöpünüzü, poşetinizi vesaire alın. 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 Alın.